Artık hazırız. Pixel Pixel TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Punch Club oynayacağım. Bir boksörün zorlu hayatını oynayacağız, hikayesini oynayacağız. Ben biraz oynadım. Sizinle birlikte baştan başlayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar, play diyoruz ve boş olan kısmımıza ismimizi giriyoruz. İsmimiz ne olsun? Evet, uzun düşünceler sonunda ismimi buldum. Yani karakterin ismini buldum. Karakterin ismi Daniel. Yani bizim ismimiz de Miyagi olacak. Ben usta Miyagi'yim, o da Daniel. Evet, hikaye. Bir gün benden daha iyi olacaksınız. Sizin potansiyeliniz sonsuz. Amuletin şeyine bakın işte yani şeyine bakın. Anneniz arıyor. Onu bekletmeyin. Pardon. Yağmurlar yağıyor. Ve bir gün babamızı kırmızı gözlü beni hiçbir zaman dinlemeyeceğini biliyordum. Ve öldürüyor. Arkada da biz varız tabii şurada. Polisler falan geliyor. Ağlama evladım. Ağlama. Güçlü olmak zorundasın. Benden daha güçlü. Çok çalışacağına söz ver. Ve zaman geldiğinde hazır olmak zorundasın. Okey. Dad. Ve polis geliyor. Diyor artık benim gibi yalnızsın diyor. Babam bana çok yardım etti zorlu zamanlarında diyor. Ben diyor sana bakayım diyor. Anlaştık mı diyor. Ben böyle keko gibi ağlıyorum. Ben değil de Daniel ağlıyor. Ve oyun burada başlıyor. Telefonumuz çalıyor. Burası bizim evimiz. Daniel bu. Merhaba. Hala uyuyor musun? O üşengeç şeyi kanepeden kaldır işe git diyor. Nasıl plan diyor. Ben de diyorum ki tamam Frank. Üstüme yüklenme diyor. Gazetede diyor şey bıraktım diyor sana. Gazete bıraktım diyor masanın orada. Orada diyor ilan var diyor. Oradan diyor iş bak diyor. Kahvaltı etmeliyim işe gitmeliyim diyor. Ve işe gidiyoruz. Tabii işe böyle yatıyor. Keko gibi yatıyoruz. Biraz diyor push up yapmalıyım yani bir şınav çekmeliyim diyor. Şimdi oyunu genel olarak burada anlatabilirim. Şu kısım bizim strength'imiz. Şu kısım agility, bu kısımda stamina'mız. Bunları antrenman yaparak geliştirebiliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Hepsinin farklı özellikleri var. Oyunda zaten şunu diyor. Diyor ki hepsinden çok iyi olamazsınız diyor. Bir şeye fokus olun diyor. O konuda ilerleyin diyor. Şimdi strength'in özelliği damage'imizin vuruş şeyimizin hitlerini arttırıyor. Ama deli gibi şey yiyor. Enerji yiyor. Maç içindeki enerjimizden yiyor. Enerjiniz de belli bir seviyenin altına düşerse direkt yatıyorsunuz. Patates oluyorsunuz. Agility ise vuruşlarımızın isabet oranını arttırıyor. Ve enemilerden yani düşmanlardan kaçma olasılığımızı arttırıyor. Stamina ise enerjimizin yenilenmemizi maç içinde ve ne kadar hasarı engellememizi sağlıyor. Şurası para. Burası bizim skill pointlerimiz. Dövüştükçe kazanıyoruz. Şu bizim canımız. Bu bizim açlık seviyemiz. Bu mutluluğumuz, modumuz. Ne kadar yüksekse o kadar iyi antrenmanlarda şey alıyoruz. Bu da enerjimiz. Çalışmamızı arttırıyor. Çalışma özelliğimizi arttırıyor. Şimdi gelip burada böyle şınav çekiyorum. Şınav çektikçe buradan böyle topçuklar bunları arttırıyor. Diyor ki acıktım ben diyor. Ne yapsam acaba? Hemen gidiyoruz. Yemek yiyoruz. Dolapta biraz yemek olmalı. Buradan yemeğimizi yiyoruz. Tıklayabildiğimiz şeylerin sayısı sınırlı zaten oyunda. Mesela soda ne veriyormuş? Bir tane mood veriyormuş. 9 tane de yemek veriyormuş. Tabii bunlar belli bir oranda. Şimdi biz çok aç olduğumuz için donmuş pizza yiyebiliriz. Bir tane yiyeyim. Ha, şimdi iş bulmaya hazırım diyor. Hadi diyor. Gazeteye bakalım. Gazeteye gidiyoruz. Bakıyoruz. Çok iyi bir iş değil ama hadi yapalım dedi. Buradan haritamız açılıyor. Şimdi bu kısımda bizim story var. Hikayenin ilerleyişi var. Burada ligimiz var. Dövüşme ligimiz. Bunlar ileride maçlar çıkacak. Onlara katılabiliyoruz. Bu karakterimizin neler olduğu, perkler, traitler var. Ondan sonra canımız yazıyor. Enerjimiz falan.
Önemli kısım ise şurası. Burası bizim sikil ağacımız. Sikil ağacımızda şöyle, bunlar basic skill'lerimiz. En başta başlangıç olarak başladığımız skill'lerimiz, hepsinin farklı özellikleri var ve belli seviye şu skill point'lerle bunları açabiliyoruz. Bunları açtıktan sonra, belli bir seviyeye geldikten sonra artık sana diyor ki bir dövüş tekniği öğren. Tiger, Turtle ya da Bear olabiliyorsun. Bu üçünün de farklı özellikleri var. Bear strength bazlı özellik. Vurduğun şeyler strength ile alakalı. Tiger ise agility bazlı, Turtle ise stamina bazlı hareketler. Hepsinin dövüş stilini farklı olarak ilerliyorsunuz. Ben daha önce şöyle yapmıştım. Agility bazlı oynadım. Tiger olarak oynadım. Şimdi gene aynı tarzda oynamak istemiyorum ama diğer türlerin çok zor oynanan olduğunu karşı rakiplerimden anlamıştım. Yani mesela Way of the Bear çok zor. Sizinle birlikte bunu deneyebiliriz. Böyle ayı gibi vuran bir karakter. Ya da Way of the Turtle deneyebiliriz. Way of the Bear'ın zor olmasının sebebi inanılmaz derecede stamina yiyor olması. Hani bunun stamina yiyor ve bunun rejenerasyonu zor ve bir yerden sonra böyle çok şey oluyor. Ama biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu kategoride gidebiliriz. Yani kararımızı o şekilde verebiliriz. Ya da bu bölümün sonunda hangi şeyden gitmemi isterseniz onları aşağıda belirtebilirsiniz. Bu arada video sonunda beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Ha, işe gidecektik. Burada şehrin haritası açılıyor. Burada grocery store var. Buradan yemek ve enerji içecekleri alabiliyoruz. Parayla tabii ki, paramız bu. Burada da çalışmaya gidiyoruz. Şunlarda da günler geçiyor böyle. Buraya bastığınızda yürüyerek giderseniz alacak zamanı söylüyor. Yani 3 tık şeklinde gidiyor diye düşünün. Burada araba şeyle para verip giderseniz ise hiç zaman geçmiyor. Zamanın ne kadar önemli olduğunu ileride anlayacağız hepimiz. Oyunun başları çok zor. Sonrasında biraz daha açılıyor oyun. Yürüyerek gidiyorum tabii ki. Tam giderken kıyafetlerine ihtiyacım var. Ayakkabılarına ve motosikletine diyor. Evet diyor. Yani o da evet diyor. Bunlar beni önümü çeviriyor. Şimdi koşabiliyorsun. Try to catch me. No way. Hani imkan yok. Kavga başlatıyor. Ya da keko gibi veriyorsun. Tabii ki Do you wanna fight bitch? Let's bitch then. Bunlar şu kısım ise her şeye dövüşe başladığımızda olan kısım. Şu kısımlara mevcut olan az önce skill ağacımızdan açtığımız skill'ler geliyor ve bunları koyabiliyoruz. Şurası ise bizim az önce size bahsettiğim 4 tane ana şey vardı, onu koyabiliyoruz. Şu anda sadece bu karışık karma şey bildiğimiz için bu var ve bunun dövüş stiliyle dövüşüyoruz. Adamınkilere de bakabiliyorsunuz. Adamda da mesela high punch varmış, yüksek yumruk. Ve bu varmış. Aşağıda da Berserker diye perkleri var. Biz de ileride de perkler alabiliyoruz. Tabii ki AB hayvan 8-5, yani 8 strength'i, 5 agility'si, 3 stamina'sı var. Bende her şey 1 tabii ki, canım falan. Bu abi %99,9 bize pert edecek ki zaten hikayede o şekilde denensin. Burada 20 round var. Her round sonunda bu ekrana tekrar dönüyorsunuz. Şunlar bizim canımız. Bunlar da bizim size bahsettiğim enerjimiz. Enerji hani kaçındıkça böyle şey isabet vurdukça azalıyor. Bu round başında sıfırlanırsa ise her şeyiniz böyle korumasız hale geliyorsunuz. Adam sizi bir vuruyor, yere yatıyorsunuz. Yerden kalkınca da belli bir enerji gene dolduruyorsunuz ama çok sıkıntılı hale dönüşüyor. Ha şey skill seçmem lazım. İki tane skillim var zaten altı üstü. Bunun bir tanesi dodge kaçınma, diğeri de tekme. Yani bu dediğim gibi bu hikaye ilerlesin diye var olan bir şey zaten. Abi bize 31-31 vurdu ağzımıza. Biz ise 2 vurduk. Abi bize patates etti tabii ki normal olarak. İşte burada da şeyler falan yazıyor. Killerin özellikleri. Ay işte daha çok çalışmalıyım. Evet Daniel, daha çok çalışmasın. İlk şey dövüşünü yaptın diyor. Burada da ya ben değil ama benim gibi işte bir şey vardı. İlk şeyini dövüştüm falan diyor.
Diyor ki yani neydin diyor, neydin ne oldun diyor. İyi bir right hook'um vardı, ayak şey iyiydi. Ya güzel yumruk atarız yani. Evet, gerçekten güzel şeylerim var diyor. İyi kollarım var şu an. Annene her zaman diyor alışverişten sonra yardım ederdim diyor. Sonra o yüzden diyor gerçekten kuvvetlisin. Kendine şey yaptıktan sonra gel diyor yanıma diyor konuşmamız lazım diyor. Mick'le tanıştık. Mick'in ofisine gitme görevi aldım. Diyor ki Apu'yu ziyaret edersen diyor çok iyi olur diyor. Benim diyor şeyim diyor et siparişim hala gelmedi falan filan diyor. Apu'nun dükkanına gideceğiz. Önce Mick'in ofisine gidiyoruz. Önce şurada Skill Tree'den buradan gösteremiyorum. Şuradan sanırım gösterebileceğim. Evet. Bu var bizde. Kollarımız çok kuvvetli. Bakalım doğru şey mi seçtik aslında? Yani bununla gideceksek evet hook olan aynen. Biz biraz daha yumruk ağırlıklı falan oynarsak çok mantıklı olacak. Yani abiye bayağı ağzını yüzünü kırarsak daha mantıklı olacak galiba. Evet. Yumruk art doğru şeyi seçmişiz. Tekmeyle çok işimiz yok. Biz yumrukçuyuz abi. Pataküte pataküte vuracağız. Tamam. Şimdi Mick'in ofisine gidelim. Tabii ki yürüyerek çok paramız yok. Fıtı fıtı gidelim. Hey Mick, what's up boy? Mick'in ofisine de geldik. Kıyafetimizin de Allah belasını. Sana daha önce söylediğim gibi potansiyel var diyor. Diyor ki seni bir şampiyon yapabilirim. Zor bir yol diyor yani şey yapmak. Arkadaşımın spor salonunda diyor amatör dövüş ligi var diyor. İşte iyi çalışırsan falan şey olur diyor. Şey diyor oraya git diyor. O şey spor salonuna git diyor. Eğer evde çalışmaktan yorulursan diyor. Ve burada bu görevle birlikte de spor salonu açılıyor. Bizim evde gördüğünüz o push-up'larla tabii ki bir yere kadar. Spor salonunda çok daha özel ve spesifik bir yere yönelmek istediğiniz aletler var. Şimdi buraya basıyorum. Gym'e gidiyorum. Hi Mike. Mike. Hala yani adam diyor şey Mick yolladı beni falan diyor şey Mick'le ilgilenmediğini böyle boksla falan ilgilenmediğini sanıyordum falan ağırlıyor diyor. Katılmakta özgürsün diyor. İlk görevimizi verdik 5. sırayı almamız lazım. Nasıl dövüşeceğini biliyormuşsun gibi duruyor falan dedi. Şimdi benle dövüşür müsün falan diye artistliğin lüzumu yok. Şu anda dövüşmenin modunda değil. Allah Allah diyor ki sadece kötü bir modda değilsin bir de kötü bir şey yani şey desin vücut şeyinde. Diyor ki benim gym'de çalışabilirsin ama diyor tabii ki beleş değil diyor. Her şey yaptığımızda şu anda mesela 12. sıradayım. Bugün buna girmek için son günümüzmüş. İlk fight'ımızı yapalım ya. 2 gün sonra burada yazıyor. 2 gün sonra bir lig maçımız var. Hemen girelim biraz çalışalım. Ver parayı. Şimdi biz neye yöneleceğiz? Tabii ki STR bazlı olduğumuz için öncelikle STR çalışabiliriz. Şimdi aletlerimiz bunlar. Şimdi aletler şöyle. Bu daha çok bu stamina veriyor sadece. Stamina fokus. Bu stamina artı agility veriyor. Bu accuracy bu üçünden de veriyor. Bu da üçünden veriyor. Bu agility artı stamina veriyor. Bu strength veriyor. Bu da accuracy veriyor. Bu da strength veriyor. Şimdi o yüzden ben hemen strength şeyine gidiyorum. Ve burada ağırlık çalışacağım biraz. Ben bunların isimlerini tabi tam bilmiyorum da. Şu strength'imi falan şöyle bir 3 falan yapabilirsem güzel olur. Bu oyun şey yapabiliriz. Strength artı stamina gidebiliriz. Çünkü staminamız çok bitecektir. Yani kırmızı yeşil gidersek daha mantıklı olacaktır. Çalış çalış. Tabii şöyle oluyor. Heh, şu toplar ise çok çalışınca aynı şeyden onun aldığınız şeyi azalıyor. O çalıştığınız yerde. Verimliliği azalıyor. Verimliliği azalınca ne oluyor? Daha az veriyor. Yani yarım top yarım o top veriyor. O yüzden başka bir yere geçmeniz gerekiyor. Biraz da bundan çalışalım. Oh. Oh yes.
Şunu 3 yaparsam güzel olur ya. Yapabilir miyim? Bence yaptırmama izin vermeyecek. Ama bakalım. Hadi. Oh, good job. Diyor ki acıktım şimdi diyor. Şimdi buraya 10 dolar verdik. 35'te 25 dolarımız kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Bir markete uğrayalım. Apu ile tanış. Tanışıyorum. Hey Apu. Diyor Mikin diyor şey vardı diyor. Hello diyor. Sen diyor niye onu halledeceğim ben diyor. Buradan geldik. Burada da alabileceğimiz şeyler var. Bunların en mantıklısı et almak. Evet en pahalısı ama 40 şey veriyor. Yani deli gibi dolduruyor. Biraz pahalı olsa da. Dolapta bir tane soda, bir tane bu varmış. Bir tane de bundan alıyorum. Hemen açıyorum. Buradan eve doğru hemen fıçı fıçı yürüyorum. Dolabıma geliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane şundan yiyelim. Sonra gidip biraz uyuyalım. Bak uyuyabiliyoruz. Uyuyunca enerji doluyor ama deli gibi yemek düşüyor. Televizyon izleyince de moodumuz artabiliyor. Yemeğimiz var. Şuradan da gidip push up yapabiliyoruz. Çalışabiliyoruz. Zaten paramız kalmadığı için ben şey yapacağım şimdi. Biraz uyuyacağım. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Oraya full yiyeceğim. Sonra gideceğim işte çalışacağım maalesef. İşte çalışınca da bu üçü yani şu alttaki üçü deli gibi azalıyor. Bir de işte olayın bence koptuğu yer. Her günün bitiminde yukarıda. Her günün bitiminde kaybettikleriniz oluyor. Yani şuradaki 3 çubuktan hepsi kaybediyor. Ve ileride bunlar inanılmaz seviyede düşüyor. Şu anda biz 189 kazandık. Çünkü bu levellerde kazanması daha kolay. 27 kaybettik. Ama ileride bunlar çok uçuk şekilde düşüyorlar. Çünkü level bazlı düşüyorlar. Diyor ki burada da yakında olacak etkinlikler yarın diyor şey vardı. Şimdi en başta böyle hızlı hızlı anlatıyorum. İleride daha en başta böyle anlatıyorum. İleride daha hızlı hızlı oynayacağım. Bir tık daha uyursam babacığım bana yetecek. Tamam. Teşekkür ederim. Şu yemeği de yiyip böyle fulleyip çalışacağım sanırım ya. Yani fullemesem de sodayı içmeme gerek yok ya. Geliyorum. Buradan hemen işe gidelim. Şimdi işte çalıştığımızda şu bar şöyle dolduğunda 50 dolar para alıyoruz. Bu işin özelliği başka işler de oluyor. Bu işin özelliği aynı zamanda şunları ufak ufak arttırıyor ama göreceğiniz gibi burada deli gibi azalma olacak. Evet Daniel. Çalış çocuğum. Çalış. Ya yani olabilirse bir tık daha çalışabilirim. İzin verirse bir tık daha çalışırım. Ya da bu para yeter. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gidelim abi buraya. 10 doları verelim. Çünkü bugün maç var. Bugünün sonuna kadar bu maça katılmam lazım. Gidelim abi Cime. Aslında Cime para 10 dolar vermenin şu anda mantığı yok. Evde push up yaparak şunu 3 yaparım bence. O yüzden markete gidelim. İki tane alalım. Bu şurada dolapta olanlar yazıyor. İki tane ondan alalım. 15 kaldı abi. Gel abi. 2 dolar verelim ya, değil mi? Zaman geçmesin çünkü push-up falan filan yapıyoruz. Gerçi yaparız ya. Yapar mıyız? Yaparız ya, go. Ya abi. Oh. Git abi. Yap push-up'u. Çalış baba. Şunu 3 yapman lazım ama sakın ben yoruldum yok ben az vereceğim falan olmasın. Bunu 3 yap bana. Evet. Evet. Hadi Rocky. Hadi Daniel. Acı yok Daniel. Please, please, please. Bak azaldı şimdiden. Hadi biraz daha 3 yap. Tamam. Artık bugün dövüşebiliriz. Let's fight. Aa, önümüze gelen adam 1-1-1. Şimdi ilk fight'ımız için müziğimiz gelsin. Evet, hazırız. Hadi Daniel. Dın, 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 dın. Uf, senkronize vuruyor. Dın. Bak enerjimiz de güzel. Bu da güzel. Güzel vurdu. Of. Of. Of shit. Buradayım. Of güzel. Nice. Vur. Oğlum vur. Nice. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Of güzel. Güzel. Aferin Daniel. Aferin Daniel. Evet bir sonraki round'a geçtik. Biraz
regenerate oldu. Abi de blok falan var, punch var. Bizde de punch olsa keşke, biz punch'ta da iyiyiz ya. Vur, of güzel tekme. Nice, nice. Güzel combo. Aferin Nail. Aferin Nail. Vur. Bu arada ben oynatmıyorum, onu kendi oynuyor. Atak phase'i, defans phase'i gibi bir şeyler var. Vur, vur, vur. Vur. Aferin oğlum. Aferin. Vur. Oğlum azıcık kaldı, vur. Oğlum vur artık. Oğlum enerjimiz kalmadı, bir şey yapamıyoruz ki. Adam bak, bu sıkıntı işte ya. Gözünü yiyeyim, vur ya. Bir ne oğlum? Evet. Hayır hayır hayır. Beni çıldırdı can oğlum, çıldırdı can. Sen de çok işimiz var denge. Güzel güzel. Aferin. Bir tane daha. 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 Oğlum o değil, sen vuracaksın. Daniel. Hocam mola. Gözünü seveyim, bir tane vur ya. Ah. Oh be. Tamam, şimdi müziği kapatalım. Ha, ben ondan sonra bu müziği kullanmayacağım. Bu adam bu müziği hak etmiyor. Hak ettiği gün açmaya tekrar var. Şöyle oldu. Eksi 40 canımız gitti. 3 tane şey kazandık. Skill point. Al, 60'ta mood kazandık. Yani şey kazandık. Diyor ki artık diyor skill pointlerini kullanabilirsin. Hemen bakıyorum. Bizim punch abi, punch. Direkt punch'ı alacağız. Taka taka vuracağız. Bizim işimiz punch. Tamam, bu şekilde aşağıya doğru gideriz. Şimdi ne yapacağız? O zaman punch alacağız abi. Hatta bunu da alacağız abi. Sonra şey alabiliriz. Uppercut mı alsak? Uppercut alırız. Çünkü bunu gerektirmiyor. Tabi bu arada biraz geliştirmemiz lazım kendimiz. Evet. Bu maçtan neden para kazanamadık? Bu da 2 gün sonraymış. Onu anlamadım. Neden para kazanamadık?